Merhabalar arkadaşlar. Evet journeyman kariyerimize çıplak tam macerasıyla devam ediyoruz. E, tüm e, istifa et e, çağrılarına rağmen kulübümüzün başındayız arkadaşlar. Evet e, taraftardan bir istifa et e, çağrısı var ama kulbümüzün e, kulübümüzün başındayız. Sonuna kadar gideceğiz. E, şöyle son maçlara baktığımızda aslında ligde gayet iyi gidiyoruz. E, en son Waldston maçında 4-2'den e, son 5 dakikada yediğimiz golle ne yazık ki 2 puan kaybetmiştik. Gerçekten üzücüydü. Ee, önümüzde 4 maçın 3'ü deplasmanda. Ee, bu biraz sıkıntı yaratabilir bize. Buradan iyi çıkmamız lazım. E, bu dört maçtan şöyle lig durumuna bir bakalım. Ee, 5. sıradayız. Evet 25 maç 44 puanla 5. sıradayız ve playoff potasındayız. Ee, bu güzel artık son e, kaç 44 maç 19 maçımız kaldı. Yani 30 maçtan sonra e, birazcık daha şekillenecektir diye düşünüyorum. playoff off potası önemli bir part olacak bu açıdan. Şimdi başlayalım. Evet, Central City deplasmandayız. 1.57 ile net favoriyiz arkadaşlar. 601 bile satılmış ve hafif yağmurlu bir hava var. E, 4-4-2 standart kadromuzda çıkacağız. E, Lehman, Kennedy, Coveney, Bradley Green, Taylor. Elliot, Bramble, Galliford, Neşet, Moore ve Smith. Şöyle bir yine bakalım. Tamamdır. Devam. Haydi bakalım. Önemli bir maç. Net favoriyiz. Rakibin e, form durumu Kötü. 4 4lük dörtlük maçı unutturmak adına orada gerçekten son maçta 4-2'den nasıl 4-4'e geldi? 2-0'dan da 4-2 yapmıştık ha. Evet karşılaşma başladı. 7-8 dakikalık dilim. Şu an Kennedy Williams saldı. Uzun bir top çıkarttı. Dimur cezası aslında. Dimur vurdu. Kaleci Lincoln. İyi bir şans. Ama yararlanamadık. Şöyle daha zimli oynayın diyelim. Bramble koşuyor. Bramble aldı. Simpson. Evet e, en net gol pozisyonu biz yakaladık. E, şu an e, şut ve isabetli şut anlamında rakibimizi üstünü kurmuş durumdayız ama skor hala 0-0. Daha azimli oynayın diyelim. Haydi çocuklar. E, şu şut istatistiğini gole yansıtmamız lazım. Şimdi Taylor. Kafa vuruşu ve gol. John T. Smith gollere devam ediyor. 18. golü. Duran topla kilidi açıyoruz. 1-0. Tam dakikasında gelen bir gol. Yani ee, tam dakikası. Stresli dakikalara girmemek için. Tam zamanda gelen bir gol John Smith'ten 1-0 offside yok. Oyuna devam. ve evet, şimdi Wright. Kennedy'den sekti. Funnel. Simpson. Loves. Alamadık. Tehlike var kalemizde savunmamız. Şimdi karşılığı ve Neşet bir kontra yakalayabilir miyiz? Neşet Dinmur önünde buldu topu. Dinmur götürüyor. Cezası aslında. Jonte Smith ayak içiyle bırakmak istedi Ağuz. Az farklı dışarı. Evet şu baskılı futbolun karşını ikinci golle almamız lazım. İyi oynuyoruz şu ana kadar. Şimdi Kennedy Williams. Simpson. Uzun top Kennedy Neşet. Savunma arkasına doğru. Şimdi Dinmur alabilir mi orada? Alacak. At Neşet'e. Ah çok kötü pas Dinmur'dan Wright. Şimdi Jarhaldo tam bir futbolcu ismi. Oo çok büyük tehlike var kalemizde. Ve Lehman. Evet 31. dakikada gerçekten kalemiz büyük bir tehlike atlatıyor. Jarhaldo tam bir futbolcu ismi ya. Net bir pozisyondan yararlanamadılar Allah'tan. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor. Çıkarttık. Neşet uzaklaştırdı. Aferin koçum benim. Evet, bir an önce ikinci golü bulmamız lazım. Yani e, evet, evladım geldi ufaklık bizim e, baba diye bağırıyor şu an. Çok hoşlanmıyor video çekmemden arkadaşlar çünkü o da bir çıpıldım tam taraftarı değil. E, Manchester United taraftarı kendisi. Evet, Taylor bir savunma arkasına top denedik olmadı. Knott, Simpson sol tarafa oynadı Wild. Evet, bu dakikalar e, riskli dakikalar dikkat etmemiz gereken dakikalar. Jarhaldo Yine çok güzel bir pas çıkarttı. Coveney ne yaptın ya? 1-1. Bir, bir. Böyle hata mı olur? Kovaniden büyük hata. Connor Love's topu filelere yolluyor ne yazık ki. Yani çok basit bir gol dedik. Çok basit bir gol yedik. Ee, i̇şte burada. E, Vur taca gitsin. Zıplamış bir de ya. Yani evet şike olabilir arkadaşlar. Maaşları ödeyemiyoruz çünkü. E, i̇ddiada biliyorsunuz biz favoriydik. Rakibe basmış olabilir koveni parayı kurtarmak adına. Kolay değil. Şimdi Elliot. Elliot harika götürdü diriplikle Elliot kaleci Lincoln. Gerçekten güzel götürdü ama pozisyondan yararlanamadık. İlk yarının son anları bir orta. Second top Bramble. Yine Neşet. Bir korner daha. Yani gerçekten üstün olduğumuz bir ilk yarı ama bir türlü golü bulamadık. Çok basit bir gol yedik arkadaşlar. Şimdi Elliot. Yine Neşet. Touch. İlk yarı bu skorla bitecek gibi gözüküyor. Şu an Tyler kullandı. Yine Bramble. Tyler aldı. Ceza sahasına Kennedy Williams. Kennedy Williams'tan muhteşem bir plase ayak içi. Bu sezon ilk golü sol bekimizin ama hakikaten üst düzey bir plase çıkarttı. Ve devreye 2-1 önde girmek adına çok büyük bir avantaj ki bence bunu hak etmiştik arkadaşlar şu ana kadarki performansımızla. Tyler'ın ortası çok güzel vurmuş arkadaşlar. Harika bir plase. Ya yani bir sol bek için çok teknik bir plase. Evet ilk yarıda 2-1 öndeyiz. 14 şut 7 isabet 2 mutlak gol şansımız var. Rakibin 5 şutu 3 isabet 2 mutlak gol şansı var. Ee, ama bir tane bu mutlak gol şansını biz oluşturduk ve zaten attılar. Aynı takım devam edelim. E, yalnız ikinci arı hemen ve farkı 2'ye çıkartmamız lazım. E, çünkü yine savunmamız e, bugün çok güven vermiyor arkadaşlar. Savunmamız çok güven vermiyor. E, bir an önce farkı ikiye çıkartmamız lazım. Evet oyuncu değişikliği yapacağım. E, kernel alacağım. Neşet bugün çok kötü. Jordan Elliott da kötü ama... E, Tuğma almayalım. Zebrowski alacağım Dinmur'un yerine. Haydi devam. Evet dakika 65'e geldi. Kritik dakikalar artık. Ee, yani yiyeceğimiz bir golün belki de telafisi olmayacak. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğim. Top yani zaman kazanmak için herhangi bir girişimde bulunmayacağım. Çünkü zaman kazanmak için zaman geçirmeyi aktif hale getirdiğimizde sıkıntı yaşadığımızı gördük. Bir orta Lincoln Dakika 84. İkinci ara evet çok ilk araya nazaran iki takım da yavaş. Al işte. Kırmızı kart. 10 kişiyiz gençler. Uzatmalarla birlikte son 10 dakika 10 kişi olacağız. İsyak, Galiford kırmızı kartlı. oyun dışında. Ve bu kötü bir haber. Şimdi ne yapacağız? Eee Matt Lowe'u alacağım Smith'in yerine. Joe Ellis şurada idare etsin biraz. Matt Lowe'u sağ koyalım. Tamam. Evet artık yalnız vakit geçireceğiz gençler. Tempoyu birazcık düşürelim oyun anlayışımızı da biraz savunmaya yönelik yapacağım. Şöyle dengeli yapalım. Tamam. Evet, son 5-6 dakika bir duran top. Elliot, haydi çocuklar. Orta geldi. Kaleci Lincoln çok rahat aldı. Şimdi geriye dönelim hızlı bir şekilde. Uzun bir top geldi. Karşıladık. Of 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 Jaraldo çok tehlikeli pozisyon ve 2-2. Ne yazık ki 2-2. Yine tutamadık. Yine tutamadık. Yine tutamadık. Of. Galliford yaktın bizi be reis. Yani şu maçta e, şu tarz bir puan kaybı yapmak açıkçası bize yakışmadı. Üstün oynadık. E, baktığımız zaman 7 şut 4 isabet 3 mutlak gol şansı var rakibimizin. Biz 22 şut 10 isabet 2 mutlak gol şansımız var. E, köşe vuruşunda üstünüz. İsabetli pasta üstünüz. E, oyuncu puan ortalamasında biliyorsunuz ama galibiyet gelmedi. Ne yazık ki. Evet baktığımız zaman Taylor 7-2 ve Kennedy Williams 8-3 bizim adımıza en iyi oyuncuları. Evet e, performansınızdan memnunum diyeceğim. Moral bozmak yok. E, ama almamız gereken bir maçtı. Yani burada da biraz öz eleştiri yapmak lazım. E, bu maçı almamız gerekiyordu. 7. sıraya düştük evet bu puan kaybıyla birlikte şu an 7. sıradayız ve 8. Wellstone'la puanlarımız aynı arkadaşlar. Averajla Wellstone'un üstünde yer oluyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Kennedy Williams'ı tebrik edelim. Güzel bir maç çıkarttı. şöyle bakalım. Şimdi fixtürde kimle oynayacağız? Evimizde Dorking'le oynayacağız. Yine zor bir maç. Dorking maç karşılaşması. 6. sırada Dorking bu arada. Onlar da playoff içinde bir derbi diyebilirim. Bir milli ara var. Umarım sakatlık vermeyiz. Çünkü e, da bu maçta olmayacak. Yusuf sakattı. Geri geliyor. E, Yusuf şöyle yapalım. Yusuf Bramble ikilisiyle çıkacağız bu karşılaşmada. Galliford'un olmaması sebebiyle. E, umarım artık Dorking maçında şeytanın bacağını kırarız. Evet yenilmiyoruz ama son iki maçtır. E, önde olmamıza rağmen kaybettiğimiz puanlar biraz can yakıyor. Çünkü çok basit hatalar. Yani Kovani'nin yedirdiği golü gördük. Önemli fırsatlarda kaçırdık. Çok şut attık ama e, olmadı. E, yine de mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Yine de mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Şimdi bakalım evet e, A, A lisansı almış antrenörümüz. Bizim bile A lisansımız yok lan. Biz devam ediyoruz. Eğitimdeyiz arkadaşlar. E, geceleri ders çalışıyorum. Taktik çalışıyorum. Diksiyon çalışıyorum. Kendimizi geliştireceğiz ve buradan başka bir takıma atacağız yakın zaman içinde. Şöyle diyeyim size bu sezon ligden yükselsek bile yani üst lige yükselsek bile playoff, playoff'tan üst lige çıksak bile başka bir takıma geçeceğim. Yani kariyerimiz adına her takımda bu journeyman hikayemizde her takımda maksimum 2 sene durmayı planlıyorum. Zaten yarı zamanda yarı sezonun yarısına gideceğimiz takımlar olacak. Kötü durumdaki takımlar tabii ki. Öyle bir şey yapacağız. Yani hedefim o, en azından hedefim o. Evet haftanın takıma Kennedy Williams seçilmiş çok klas bir gol attı ama yetmedi o gol, yetmedi o gol ne yazık ki. Şimdi Dortmund maçı çok önemli. Gol yiyoruz, gol yemeye engel olamıyoruz. Bu bir sıkıntı tabi. Bu açıdan şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Birazcık daha geri çekelim. Tamam birazcık daha geri çekebiliriz. Daha sıkı markaj yapmayalım. Markaj tehlikeli savunma arkasına atılan toplarda. Tehlike yaratırlar. Önemli arkadaşlar. Çok önde basamıyorsunuz. Ee, yani ki Gerçekçi gerçekçi de bir yaklaşım bence. E, taktiksel anlamda. E, çok önde bastığınız zaman savunması arkasına attığınız toplar hep e, sıkıntı yaratıyor. E, bilirsiniz Beşiktaş'ta kim vardı? Benjamin Taşak, Toşak mı? Taşak değil özür diliyorum Toşak. E, çok ileride bastırırdı takım ama Beşiktaş baskılı oynardı gerçekten maç boyunca. Ama savunma arkasına atılan her uzun topta tehlike yaratırdı. İyi futbol oynayan gözüken Beşiktaş sonuca gidemezdi arkadaşlar. Toşaktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Günümüzün futbolunda da öyle. Yani e, rakibi çok ileride karşılamak tabii ki avantaj. E, ama şu takımla şu savunma hattıyla zor. Ve evet, Bradley Green antrenmanların yıldızı. Şu dorking maçı çok önemli. Yani üst üste iki puan kaybımız var. E, Playoff'taki rakiplerimizden biri. Yani Dorking'i yendiğimiz anda Dorking'in üstüne çıkacağız. Öyle bakabiliriz olaya. İnşallah olacak. İnşallah olacak. E, bu arada kaleyi Fort'a teslim etmeyi düşünüyorum. Evet e, Lehman bu aralar gelen geçeni yiyor. Genç kalecimiz. Fort'u yine alacağım. Biraz Fort'a e, şey yapalım. Kaleci savunma diyelim arkadaşlar. Öyle libero kaleci falan demeyelim. Boş verin. Çok önemi yok yani taktiksel rollerin şu ta oyuncularla çok önemi yok. Ya, adamın orta yapması 5 mesela. Ona hücumsal beklesen ne olur demesen ne olur. Ne demiş? E, Gartner'ın daha fazla forma giyinme isteğine Kadroda kimi oynatıp kimi oynatmayacağımı tartışmak istemiyorum şu an diyeceğim. Memnun olmayan basar gider arkadaş. E tabi şimdi bir de şey sürü geliyor. E, Boxing day fikstürü geliyor. Eee. Dorking'den sonra Hitchin tam ve Sa Alban City maçları arasında sadece 2 gün var. Ee, bakalım o fikstürden nasıl çıkacağız. Bakalım o fikstürden nasıl çıkacağız. Çünkü iki deplasmanı üst üste gideceğiz. Ee, ama şu, o yüzden e, bu iki deplasman öncesi şu Dorking'i muhakkak yenmemiz lazım. Yani iyi futbol, kötü futbol. E, çok önemli değil. Hele 35. haftadan sonra futbolun feysini oynamasak bile kazanmamız lazım gençler. Yani çok önemli değil. futbol 35. haftadan sonra yani kanan 10 haftalık dinimde skor skor skoru oynamamız lazım. E, bu arada Chelsea kariyerimize istifa ettik. bugün e, onunla da ilgili sürpriz bir e, takımla anlaştım. E, aslında yorumlara baktığımda istenilen bir takım olduğunu e, çıkartabiliyorum. Videonun altına yaptığınız yorumlarda güzel olacak. E, i̇stediğim bir takımdı zaten. Onunla ha kariyer bile açmayı düşünüyordum ki. E, Chelsea'den direkt ona geçme fırsatımız oldu. Türkiye değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Ya yani Türkiye yani daha erken Türkiye'ye gitmemiz için Chelsea kariyerinde öyle diyeyim ben size. Ama güzel bir takım. Güzel bir takım. Eğlenceli bir şey. Başarıya aç bir takım yani öyle diyeyim size. Başarıya aç bir takım. Sağlam oyuncular olan bir takım. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Eee ...çok geç anlaşma sağladık. O yüzden çok hazırlık maçı oynayamadık. Ee, i̇stediğimiz transferler çok olmadı. Biraz eldeki hamura göre taktik yapacağız. Ona göre çıkacağız. Tamamıyla kendi taktiğimi kullanıyorum zaten. Biliyorsunuz herhangi bir destek almıyorum. Yani ben destek alırım dışarıdan. Ee, burada da belki de... ...şu an liderdik çıpınım tamla Ama ben öyle zevk almıyorum arkadaşlar. Ee, zoru yaşayıp... ...kötü sonuçlar alıp düzeltmek bence çok çok daha mantıklı. Siz de onu deneyin. Hazır taktik kullanmayın gençler. Evet çok zor oyun kesinlikle çok zor. Buna hak veriyorum. Yani ee, nasıl diyeyim size? Sinir bozucu. Sinir bozucu. Yani görüyorsunuz işte. Çok net pozisyonlardan yararlanamadığımız maçlarda saçma sapan puan kayıpları yaptık mı yaptık. E, siz de görüyorsunuz ama e, zevkli olan da o biraz ya. Oyunu ben zevkli kıran da bence biraz e, bu. Evet bu arada 26 maçta 66 sarı kart gören Dorking şu an ligin en çok sarı kart sarı kart gören takımıymış bunu da söyleyelim belki bizim maçlarda bir kırmızı görürler de işimiz rahatlaşır bu maçı muhakkak almalıyız yani playoff potasının içinde kalmak istiyorsak son iki maçtaki önde olmamıza rağmen puan kayb kaybettiğimiz iki maçı telafi etmek istiyorsak %100 almamız gereken bir maç 250 oranla favori iddiada arkadaşlar. %2.50 oranla favoriz bakalım olacak mı? 3 puanı cebimize koyacak mıyız? Evet Gartner sorun çıkartmaya çalışıyor ama e, şu an oynatamayacağım yani. Öyle hala Gardner. Gartner. Evet bu karışıklığı en kısa zamanda çözmeyi planlıyorum diyeceğim. Yakışıklı da bir arkadaş ama e, yani zaten yarı zamanlı sözleşmeler e, günün geri kalanında jigaloluk yaptığı söyleniyor şu an ilçede. Yaşlı bayanların gayet memnun olduğu Gartner'dan ve hatta e, bugün iç saha maçımızda bir tepki olacağını düşünüyorum. Gartner'ın ilk 11'de oynaması için yaşlı bayanların e, talepleri var arkadaşlar. Bir onlar eksikti. Bir de onlarla uğraşacağız. Devam. Evet maçtaki geldi milli takım arasını sakatsız belasız geçtik. E, Galiford yok. E, Elias oynayacak bugün orta sahada. Play-off'taki rakiplerimizden biriyle oynuyoruz ve amacımız mutlak 3 puan. Aa maç ertelenmiş bu arada evet. Yağmur nedeniyle ertelenmiş hadi bakalım. Hayır olsun. Hayır olsun The Dorking maçı ertelendi. Şimdi 7 gün sonra Hitchin Town maçına çıkacağız. Deplasmanda iki maç üst üste oynayacağız. Oo çok kötü oldu. 2 deplasman maçı üst üste hiç iyi olmadı arkadaşlar onu söyleyeyim ben size. Hitchin Town 21. sırada biz 7. sıradayız. Aslında bizim için form durumu kötü demek ki 21. sırada olduklarına göre. Avantaj yakalayabiliriz ama... Şu evimizdeki dork maçını oynasaydık iyi olacaktı Evet maç eksimizle 8. sırayı geriledik arkadaşlar gördüğünüz gibi Maç eksimiz var ama onu Dikkat edelim maçlar oynanıyor çünkü Bir tek bizim maçımız oynanmadı Bu arada Başakşehir 3 sıfırla Geçmiş Fenerbahçe orada skorlara da bakıyorum Marsilya ile 1 Monaco 1 e, Tüm ligler açık olduğu için e, Skorları görebilme imkanı var Giresun 3 Samsun 1 e, Bu takımlardan birini düşünüyorum Giresun Samsun tarzı bir takıma gitmeyi düşünüyorum bu kariyer hikayemize Türkiye'ye gideceğiz arkadaşlar yani Eskişehir Spor olabilir mesela. Ee, zor durumda biliyorsunuz. Ama şu an bizi istemezler. Şu an ee, daha profilimiz çok ünlü değil. Bu arada Fluminense'den Thiago Silva'ya teklif varmış. Evet Lazio 3 Cagliari 0 diğer maçlarla skorlarına bakıyorum bir yandan da. Ee, şimdi için tam maçına 6 gün var. Evet bayağı maçsız bir zaman geçirdik açıkçası. Bu maçın erteleneceğini hiç düşünmüyordum. E, ee, şimdi şu iki maç üst üste deplasmana çıkacağız. Lichel'in Town ve Albansit'i ki iki gün arayla çıkacağız. Bu da sıkıntı gençler. Bir rotasyon yapalım. Bir rotasyon yapalım. Evet Göztepe bir Gazişehir Gaziantep 2. Eren Derdi de yok. Gol atmış Göztepe adına. Mesela Göztepe de olabilir ilerleyen kariyer dönemimizde. Mantıklı sevdiğimiz takımlardan biri İzmir takımları candır. Büyükler de olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Ya büyükleri... E Türkiye'den kariyer açmamın tek sebebi arkadaşlar burada bir harmoni oluşturduk biz kanalımızda. Yani e, yapacaksak hepsini yapmam lazım kimseyi üzmemek adına. Yani e, Trabzonlusu da var, Fenerbahçelisi var, Galatasaraylısı var, Beşiktaşlısı var. Her taraftan takım taraftar var şu an kanalımızda ki bence mutluluk verici. Yani demek ki objektif bir iş yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben bugün e, Chelsea kariyerimizde Galatasaray'a gidebilirdim. Gittim diyelim ki benim tuttum takım. Bunu da çok ne söyleyeyim. Utanılacak bir şey yok sonuçta. Ama o kariyer sadece Galatasaraylarla benim aramda olurdu. Şimdi farklı bir takıma gittiğim zaman tüm taraftarlar geliyorlar. Daha iyi muhabbet dönüyor. Daha da izlenebilir oluyor. Benim için de önemli. Arkadaşlar şimdi ben burada kariyerde bir, bir buçuk saat veriyorum. Kesinlikle ticari olarak bakmasam bile izlenme rakamlarını gördüğüm zaman da hoşuma gidiyor tabii ki. Ama yapacağız. Yapacağız. Vaktim olursa, fırsat bulabilirsem her takımla açacağız. Yani dört büyüklerin hepsiyle Aynı zaman diliminde başlamak üzere ama o zaman da işte çok zor, yürütmek çok zor. Yürütmek çok zor, her gün yayınlamak çok zor. anca mesela bir gün Fener Galatasaray, ertesi gün Beşiktaş-Trabzon, sonra yine Galatasaray-Fener tarzında gidebilir. Bakacağız, ona da bakacağız. Talep edin, talep ediyorsanız o tarz bir çalışmamız yine olabilir. Futbol Meclisi 2019'da son zamanlarda yapmıştık. ya Şu var bir de, ya çok konuştum biliyorum, dertleşiyorum sizle belki ama. Ee, ya hakikaten kariyer videosu çekmek benim açımdan da çok zor arkadaşlar onu söyleyeyim size ya Eğlenmek lazım video çekerken de eğlenmek lazım e Ben oyuncu kariyer videolarında daha çok eğleniyorum mesela Çünkü sürprizlerle karşılaşabiliyorum Evet Çipinim tam şu ana kadar e, bu kanalda oynadığımız en iyi kariyer En zevk aldığım kariyer çok net Onu söyleyeyim Yani Chelsea kariyerinden bana çok çok daha haz veriyor e, Yani ilginç karelerle karşılaşabiliyorsunuz e, Sıfırdan başladık Belki yükseleceğiz. Ee, o bambaşka bir şey ama işte dediğim gibi kariyer hikayesi çekmek gerçekten biraz zor. Hem uzun oluyor videolar hem uzun oluyor. Ee, sizi sıkmamak lazım. Başarılı olmak lazım sonuçta. Başarısız olursanız da onun da baskısı var arkadaşlar. Yani başarısız olursanız videolarda izlenmez. Ee, yani başarılı olmanız lazım bir şekilde. Çok ciddi bir baskı bence yani. Haydi bakalım gençler maça çıkıyoruz. Neyse çok konuştuk. E, şükür bu maç inşallah ertelenmeyecek. Maç değil. Geldi Hitchin'ın tam deplasmanındayız. E, yağmur sebebiyle ertelenen bir Dorking maçımız var ve e, Boxing Day'de iki maç üst üste oynayacağız deplasmanda. iki gün arayla. E, o yüzden bu maçta birazcık rotasyona girebilirim. Çok az. E, çok bizi e, yoracak şekilde değil. Ufak bir rotasyon yapabilirim. Mesela Tuğma'sı alabilirim. Eee Forvet'e Zebrovski hamlesi yapabilirim. Evet başlıyoruz haydi bakalım. 1.57 ile net favoriz için tam karşısına Çünkü rakibin güncel formu oldukça kötü. Bizim için bir avantaj. 514 bile satılmış ve hafif yağmurlu bir hava var. Ee, şöyle bir bakalım. Bir Zebrovski hamlesi yapalım. Ee, bugün. E, din şeyin yerine. John T. Smith'in yerine. Carl Chambers Elliot yapalım. Thomas Taylor yapalım. Ufak bir rotasyon yapmam lazım. Oliver Gartner da Covin'i yapalım. Tamam böyle çıkalım. Güzel kadro. Evet Ford, Kennedy, Gartner, Bradley Green, Tuması, Chambers, Yusuf, Bramble, Neşet, Moore ve Zebrowski kombinde çıkıyoruz. Ee, bayağıdır maç yapmıyoruz bu arada. Bunu söyleyeyim 20 gündür falan maç yapmadık. Umarım bunun sıkıntısını yaşamayız. Zorlu bir deplasman. İki maçtır galibiyeti hasretiz arkadaşlar. Umarım bu maçta e, 3 puan alan taraf biz olacağız. Rakibin form durumu şu an kötü. Ee, ama biz de biraz rotasyona gittik ve savunmamızda çok güven vermiyor onu da söyleyelim. 1-0 olsun bizim olsun tadında bir maç. Şimdi o duran top şansı Bradley Green. Haydi Bradley Green. Neşet. Mur kafayı vurdu kaleci. Şimdi yine Neşet. Wood çıkarttı. Evet güzel bir ataktı. Tuğması. Bu arada uzun bir top geldi. Aaa offside var mı? Evet offside verildi. Yoksa çok kızacaktım. Evet kısa bir baskı yaptık. Golü bulamadık. Şimdi duran top şansı savunmamız çıkartıyor. Lundenberg Neşet aldı topu. Bir kontra yakalayabilir miyiz? Neşet'ten öyle güzel bir pas gelir mi? Savunma arkasına diye bakıyorum. Çok gitme oğlum. Kaybedeceksin yani. Çok gitme. Yani çok basit bir top kaybı yaptık. Şimdi Neşet Bramble. savunma arkasına iyi top attık. Mur çok zor pozisyonda. Oradan mümkün değil. Mümkün değil. Yani topu çekse penaltıyı kazanmaya falan çalışsa çok daha mantıklı bizim açımızdan. Evet şut atıyoruz. E, gol bulamadık yine. Skor 0-0 gidiyor şu an. Bir köşe vuruşu sansı rakibimiz için. E, Bradley Green. Evet oradaki Carl Carnal Chambers güzel aldı. Şimdi driblinge kalktı. Evet e, güzel bir kontratak yakalayabiliriz. Yavaşladı. Niye yavaşladın be oğlum? Evet Yusuf. Sol tarafa iyi top. Neşet. Neşet çok güzel sıyrıldı. Ortada güzel. Gol pozisyonu direkten döndü. İkinci pozisyon. Ah be. Çizgiden çıkarttılar. Gerçekten iyi bir şanstı. İyi bir şanstı. Yararlanamadık. Güzel geldik. Hata güzel geliştirdik ama olmadı. dakika 40'a geldi. Bol şut var. Yine gol bulamadık. Yine gol bulamadık. rakibe pozisyon vermedik. Bu sevindirici nokta belki ama şimdi uzun bir top. Kennedy Williams. Haydi çocuklar. Ford. şu an diğer maçlarda gol yağıyor arkadaşlar canlı skora baktığım zaman. Bir tek bizim maç şu an alt ki neredeyse. Çok iyi top çıktı be. Haydi Mur. Ve attı. Attı 1-0 dakika 45 artı 1. Dean Mur bu sezon 11. golü ama Elias Yusuf'ten gerçekten harika bir uzun top çıktı bunu söyleyelim. Hak ettiğimiz golü bulduk çünkü bu golü arıyorduk. İyi pozisyonlara girdik ve en sonunda attık. Çok iyi bir pas. Elias beni oynat hocam dercesine bir pas satıyor adeta. Müthiş, müthiş bir pas. Ya golden çok o pas çok önemli. Evet 1-0 öndeyiz. 45 artı 1 şimdi dikkat edelim. Şimdi dikkat edelim. Evet Tuğmasi. Bir topta ondan. Yine Dinmur. Evet. Ah be oğlum ya. Abicim ya. <laughs> evet çok etkili bir iki yarı oynadık. Rakibin 5 şutu var. İsabeti yok. Mutlak gol şansı yok. Biz 16 şu 4 isabet 2 mutlak gol şansımız var. İyi bir ilk yarı ama yine tedirginiz. Çünkü e, şu sonuç 3-4 maçtır. Hoppa e, Ford aferin oğlum çok iyi bir frikik. 3-4 maçtır hep öndeydik zaten ama yakalandık. E, o yüzden azıcık tedirgin olduğumu söyleyebilirim. Şimdi World Top'un başında orta geldi. Tehlike var kalemizde uzaklaştır vur. Evet Carnal Chambers. İnanılmaz bir yağmur var bu arada. İnanılmaz bir yağmur var arkadaşlar. Evet dakikalar ilerliyor. E, skor 1-0 hala. E, yine ikinci yarıda biraz durduk. Bunu söyleyelim. Riskli bir skor. Riskli bir skor. Şimdi Ford. Dinmur. Zebrowski. Kral aldı. Çok zor pozisyonda. Kral attı. Çok zor pozisyon dedik ama. Chris Zebrowski. 2-0. Nefes alıyoruz. Harika bir gol. Yani bu e, seviyede alışık olmadığımız bir gol bitirişi yaptı. Dilmur'un asistinde Zebrowski gerçekten müthiş vurdu bakın. Üff. Ya müthiş değil ama sert bir vuruş yani öyle diyelim en azından. 9. golü bu sezon. Evet 2-0 öndeyiz. Birazdan ufak tefek oyuncu değişiklikleri yapacağım çünkü 2 gün sonra yine maçımız var arkadaşlar. E, ne yapalım? Metlo'yu alacağım mesela Neşet'in yerine. Şöyle yapacağım. Ee, onun dışında devam edeceğim. Yapacak fazla bir şey yok. Aman arkadaşlar, buradan e, riske girmeyelim. Şu maçı alalım. Şu maçı alalım. Dakika 83. Bu arada biraz e, baskı yediğimizi görüyorum. biraz saldırıyorlar şu an. Ama evet artık bitti. Evet. Şükürler olsun ki bu maçta hata yapmıyoruz ve rakibimize Dimmu ve Zebrowski'nin golleriyle 2-0 geçiyoruz. Ve sonuna kadar da hak ettiğimiz bir maç. Rakibin 12 şut 4 isabeti var ama mutlak gol şansı yok. Ee, biz 21 şut attık. İsabet oranımız az. 5 isabetimiz var ama 2 mutlak gol şansımız var ve 2-0 kazandık. Ee, Tuğmasi sabikimiz man of the match 8.4. Bradley Green 7-2. Kennedy Williams 7-1. Elias Yusuf 7 Chris Zebrowski 83 ve Dimur 81 etkili performanslarımız. Devam. Güzel galibiyet diyorum ve devam ediyoruz. Evet önemli. Nefes aldık biraz. Biraz bize nefes aldıran bir galibiyet oldu. Şimdi Alban City'ye çıkacağız 2 gün sonra. Baktığımız zaman 6. sıraya yükseldik. Evet maç eksiğimize rağmen 6. sıraya yükseldik. Bu önemli. 27 maç. Rakiplerimiz 28 maçta. Ve playoff potasındayız. Evet. Tuğma tebrik edelim. Müthiş oynadı gerçekten. Son maçta defansif anlamda çok iyiydi. Aslan parçası. Evet şimdi Alban City karşısına gidiyoruz. Rakibimiz 11. sırada. Ondan sonra da kendi sahamızda Weymouth'u ağırlayacağız. Ee, şu iki maç 4 ya puan ya da 6 puan bizim için müthiş olur gerçekten dostlar. Bunu söyleyelim. İkisine de hayır demem yani. 4'e 6'ya hayır demem. 3 olmasın ama. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Umarım fizik kondisyonları çok yerde değildir futbolcuların. Özellikle bazı oyunculara çok bağlıyız. Yani Bradley Green, Neşet, e, Forvet'te Smith. Smith'i bu maçta oynatmadık ama son maçta şimdi oynatacağız. Evet e, maç diye geldi. 28 Aralık'tayız. Üst üste ikinci maçımızı kazanmak istiyoruz. Namalimiz uzun süredir namalimiz bunu söyleyelim. E, bu büyük bir avantaj tabii. Şimdi Alban City'yi yenerek de e, avantajımızı korumak istiyoruz playoff potasında. Maç eksiğimizle 6. sıradayız. Burada önemli. Ya şu iki maç 6 puan ee, müthiş olur. E, olağanüstü olur bence. Ama zor. Onu da söyleyelim. Değişik bir takımız. Yani bir seri yapıyoruz sonra saçma sapan bir seriye giriyoruz. Kötü bir seriye giriyoruz. E, bir dengeyi tutturamadık. Evet maç day 1.80'de favori Alban City karşısında 544 bilet satılmış ve hafif yağmurlu bir hava var. 11 derece. Evet bugün John Tessimi de alacağım. Rhys Taylor alacağım. Carlton Chambers yerine. Ee, onun dışında Aa, bir dakika yanlış yaptık. Jordan Elliott yapacağız. Şöyle yapacağız. Evet bugün şimdi Galliford'u oynatacak mıyız? Oynatmayacak mıyız? Bramble yerine alacağım. Ee, son maçta şey çok iyiydi çünkü. Ee, Yusef çok iyiydi. Bramble'ı da yedek bırakalım. Evet Ford, Kennedy, Gardner ee, Gardner. Coveney alalım. Evet Coveney alıyorum. Ford, Kennedy, Coveney, Bradley, Green, Taylor, Elliot, Yusuf, Gulliford, Neşet, Moore ve Smithy kombili. E bakalım üst üste ikinci deplasman galibiyetimizi alabilecek miyiz 4 günde? E çok iyi olur ama bir puana da hayır demem. Onu da söyleyeyim. Haydi bakalım çocuklar. Rakipte 4-4-2 başlıyor ki. Şu Ia Caffeino mu nedir? Şu adam iyi bir adam dikkat etmemiz lazım İngiliz oyuncu. Evet çok iyi başlayamadığımız bir ilk 15 dakikalık dilim top rakipte. İsabetli şutlar rakipten var. E, şu an bizim herhangi bir isabetli şut girişimimiz olmadı. Şu an Harper taç atışını kullanıyor Noble. Savunmamız çıkarttı ve Dinmur aldı. Evet fizik gücüyle aldı ordu. Şimdi gidiyor ama çok zor pozisyon. Çok zor pozisyon yine de güzel götürdü ve köşe vuruşu. İlk net gol pozisyonuna girdik. Dilmur'un kişisel becerisiyle şimdi uzun top. Savunma çıkarttı yine Mur. At Jordan Elita. Ha Bradley Green'miş o. Evet pozisyonu kaybettik. Dakika 27. Skor 0-0. Alban City'nin de iyi oynadığını söyledim bu arada. Ortada bir maç var şu an. Yani çok iki tarafta çok çok baskılı oynamıyor. Jordan Elliott her şeyin olabileceği bir maç. Uzun bir top. Orada kaybetmeyelim arkadaşlar. Kaybedersek sıkıntı olur. Galifort araya girdi. Neşet. İyi orta gelir mi Neşet'imden? Gelir. Sekti top. Atak devam ediyor. Çok güzel bir gol. Jordan Elliott dakika 36 1-0. Gerçekten ayak içiyle ki bu sezon ilk golü. Jordan Elliott takımımızın en yaratıcı oyuncularından ama asist özelliği ön plana çıkan bir oyuncu. Bu sefer çok klas bir gol attı ve 1-0 öndeyiz. Sol ayak içi gerçekten e, klas bir vuruş. Evet dediğim gibi maç ortada gidiyordu. Onlar da atabilirdi. Biz attık arkadaşlar. E, ve şu an 1-0 öndeyiz. Dakikalar 45'e doğru geliyor. E, Rakipte bir forvet oyuncusu sakatlandığını gördük ve ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. 4 şut, 4 isabeti var Alban City'nin net mutlak gol şansı vermedik. Burası önemli. E, biz 10 şut attık, 3 isabet var. 1 mutlak gol şansı yakaladık. Yani istatistik anlamda maçı ilk yarıda hak ettiğimizi söyleyebilirim ama rakip de tehlikeli geliyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi dakikalar ilerliyor. Birazdan bir oyuncu değişikliği yapacağım. Bazı oyuncularım çok kötü. Jordan Elliott. Kaleci Ford. Dikkat oğlum. İki maç deplasmanda üst üste gol yemememiz mucize. Bu maçta gol yiyeceğiz. Yani ikinci golü bulmamız lazım. Galiford, Ford. Bradley Green. Evet yavaş oynuyoruz. Bu Yusef. Ford. Son markasına çok iyi top attı. John T. Smith gidiyor ve bitiriyor. 2-0. Tam Galifort'u çıkartacaktım aslında bakarsınız ama e, müthiş bir pas attı ve John T. Smith'ten bu sezon. 19. gol 2-0. Evet 2-0 öndeyiz. E, çok iyi pas. Çok iyi pas. Simit e, Smith de çok iyi hareketleniyor. Top önüne alıyor. Ve bu sezon 19. gol. Evet 25-30 golü zorlayacak gibi gözüküyor John T. Smith. Evet 2-0 öndeyiz. Bir nev, derin nefes aldığımızda da söyleyebiliriz. Ee, ama bir değişiklik yapacağım. Özellikle savunma anlamında Tuğmasiye alacağım. Taylor birazcık e, hem yorgun hem performansı bugün iyi değildi. E, 8te de Dimur yerine Zebrowski yapıp devam edeceğim. e Pozitif futbol devam edeceğiz. Savunmaya gömülmeyeceğiz. E, çünkü ne zaman savunmaya gönülsek golleri yiyoruz arkadaşlar. Dakika 70'e geldik. Kennedy Williams. Galliford. Yusuf. Yusuf önündeki boşluğu kullandığı Yusuf uzaktan denedi. Aferin oğlum dışarıya. Yusuf yine bugün başarılı oyuncuların ama biraz kondisyonu kötü. Onu çıkartalım. Bramble alıyorum Yusuf'in yerine. İyi oynuyor iyi. Yusuf iyi oynuyor. Evet ikinci yarıda hiç mutlak gol şansı vermedik. Hatta maç başından beri mutlak gol şansı vermedik. Yakaladığımız fırsatları değerlendirdik ve 2-0 öndeyiz üst üste ikinci deplasman maçında galibiyete çok yakınız ki iki maçta da gol yemememiz de önemli. Evet bitiyor ve rahat bir galibiyet diyebilirim. Jordan Elliott ve John T. Smith'in gollerinde Alban City ile 2-0 geçiyoruz. 5 şut 4 isabeti var Alban City'nin mutlak gol şansı vermezken biz 20 şut 5 isabet ve 2 mutlak gol şansıyla maçı zaten istatistik olarak da kazandığımızı söyleyebilirim. Hak, hakkaniyetli bir skor oldu. Bradley Green 7.1, Joe Coyne 76, Man of the Match Joe savunmamızda. Jordan Reed 72, e, Isiak 73, Neşet 73 ve John T. 74 gecenin etkili performansları. Alınan skordan ve oynadığınız spordan çok memnun diyeceğim. E, ve bu iki zorlu deplasmanı 4 gün arayla 2 deplasmandan 6 puanla çıkıyoruz. E, baktığım zaman da yine eksik maçımıza rağmen playoff potasındayız. 51 puanlı arkadaşlar bu önemli. Eksik maçımız var. E, mesela 54 yaptığımız zaman... E, 54 yaparsak 4. sıraya kadar yükselme imkanımız var. Hatta 3. sıraya kadar. Büyük avantaj. Şimdi. Evet şimdi Weymouth'la oynayacağız. ikisinde 5 gün sonra. Bu da önemli bir maç tabii ki. 3 puan istiyoruz. Ondan sonra Sılıklam deplasmanımız var. kimmiş? Joel Karta. Devam. Şu an transfer yapamayız zaten. maaşları geçiriyoruz. Hı, kulübe haciz gelecek arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Veymut 17. sırada. Aslında e, kendi sahamızda 17. sınırdaki takım yeneriz diye bakıyoruz ama her maçın hikayesi farklı oluyor. Hı, bunu da unutmayayım. Hakikaten her maçın hikayesi ciddi derecede farklı oluyor. Umarım yeneriz tabi. <laughs> 3 puan alırsak şu karşılaşmadan ee, ciddi avantaj. Ciddi avantaj. Sonra da Slug Town'la gideceğiz. Slug ligin en çok mağlubiyet alan takımı deplasmanda. Ee, ya şu iki maç 6 puan. Ee, bir playoff için artık şöyle biraz hani şey yapabiliriz. Rahatlayabiliriz gibi. Slug 24. sırada ve son sırada. Sonra 3 maçta kendi sahamızda. Dorking, MET United ve Link United. Güzel. Güzel. Yani şu e, Weymouth ve Suluk'tan maçlarını geçersek 3 maç kendi sahamızda e, yani üst tarafları iyice adımızı kazayabiliriz gibi geliyor başarı sonuçlar alırsak arkadaşlar. Son 2 maçta zaten 6 puanı koyduk cebimize. Tek üzüntümüz o 2-2'lik iki beraberlik oldu. 2-1'den 2-1'e 2-1'e gelen ne maçıydı o? Şu maç. Evet, Klimford City deplasmanı ve Wellston maçları. Ah şu maçlarda puan kaybı yapmasaydık gerçekten. Yani o maçlarda 6 puan alsak şu an farklı bir noktada olabilirdik. O maçlarda ikisini de galibiyetle bitirsek. Artı 4 olacaktı tabi. O da bizi farklı bir noktaya getirebilirdi. Olsun. Mağlup olmamak da önemli. Son iki maçtaki deplasman galibiyetleri, net deplasman galibiyetleri önemli. Gol yemememiz, pozisyon vermememiz önemli arkadaşlar. Çünkü bir şekilde atıyoruz. Yani John Tessimit bir şekilde bir, bir duran top oluyor, bir şey oluyor. Gol atmadığımız maç sayısı çok az biliyorsunuz. Yeter ki yemeyelim. Savunma ön planda şu an. Yeter ki yemeyelim gençler. Evet e, bu arada 2021 yılına giriyoruz. Günümüzde 2020 yılına girdik. Yeni yılımızı yeniden hepinizin kutluyorum. E, şu anda oyunda 2021 yılına giriyoruz hayırlısıyla. 2021 yılı umarım e, Chip'in tam için e, gayet başarılı bir yıl olacak. Elimizden geleni yapıyoruz gençler. Evet, İngiltere'de çalışma izni kullananları yenilenmiş. Bizi çok ilgilendiren bir şey yok yani yabancı futbolcu almadığımız için ee, çok fazla yabancı bir tuğması var galiba, değil mi? Bir de Neşet var. Onun dışında diğer bütün oyuncular İngiliz. Ve bu maçta tuvması yapabilirim. E, tuvması e, son iki maçtaki deplasman maçlarında iyi oynadı gerçekten. Bu maçta bir Tuğma samlesi yapabilirim arkadaşlar. Öyle diyeyim. Evet Sancho Avrupa'nın e, Altın Çocuğu ödülünü almış. Jadon Sancho. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Evet Weymouth'u ağırlıyoruz. 17. sıradaki Weymouth'u. Kağıt üstünde net favori gözüküyoruz ama dikkat etmemiz lazım. Eee... Önemli bir maç. iki deplasmandan üst üste çıktık 6 puanla. Ya yani bu maçı almak demek bir nevi o maçları nasıl diyeyim? O maçların önemi o maçlardan çıkan 6 puan şu maçtan alacağımız 3 puanla birlikte çok çok daha önemli hale gelecek. Ya yani şu maçta puan kaybı yaparsak o iki deplasmanın da galibiyetin de bence çok önemli yok. Şu maç kazanmamız gereken bir maç. play istiyorsak. Playoff potasında kalmak istiyorsak şu maçı net 3 puanla bitirmemiz lazım arkadaşlar kısacası. Evet aylık menajer performansı tabii ki memnunlar. Allah razı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Antrenmanların yıldızı Din Moore. 21 yaşındaki oyuncu 11 golü var bu sezon. Manchester City'den Lemar'a teklif. Toma Lemar. Hiç sevmediğim oyunculardan biri. Overrated bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani e... Tabi Monaco performansıydı. Atletico Madrid'e gidince e, Simeone'nin eli değdi adeta. Eli değince e, yetenekleri kısıtlanıyor oyuncuların orada. E, Atletico Madrid'de parlamak kolay değil. Yani Joao Felix bile şu an e, çok yetenekli bir oyuncusuna olmasına rağmen orada sıkıntı yaşıyor. E, tamamıyla e, Diego Simeone'nin bence taktiksel e, etkileri diyebilirim. Ki bence hücum oynasa Atletico Madrid'in kadrosunun e, Real Madrid ya e da Barcelona bence alt aşağı kalır bir yanı yok. Çok iyi genç oyuncular var. Evet Weymut maçımız yine yoğun yağış nedeniyle erteleniyor. Ne oluyor agalar? Evet direkt Sılık tam deplasmanına gidiyoruz. Ee, enteresan şeyler olmaya devam ediyor açıkçası. Ee, i̇ki maçımız yağmur nedeniyle ertelendi. Ne yaptık biz ya? Yani şey yani ormanın ortasına mı kurduk stadı? Ne yaptık abi? Bu nedir? Buna rağmen eksik iki maçımız olmasına rağmen 28 maçta yine play-off potasındayız. Bu da önemli. Bu da önemli. Bunu söyleyelim. Yani şu an bakın 57 yaparsak yine 3. sıraya çıkma şansımız var. Ya ama şimdi yine deplasmana gidiyoruz. Sulukum deplasmanına gideceğiz. Ee, evet Sulukum deplasmanına gidiyoruz. Evet az maç oynadığımız e, bir kariyer parti oldu açıkçası. Yağmur sebebiyle Tam formumuzu bulmuşken e, yine 14 gün maç etmedik yani. Bu da sıkıntı tabii ki. Maç pratiğini tam buluyoruz. E, ya milli takım araya girdi e, ya da yağmur sıkıntısı yaşadık. Enteresan bir sıkıntı yağmur sıkıntısı. Evet neyse. Sılık Damlayan Ersek üst üste 3. deplasmanımızı kazanacağız değil mi? Tabii. Önemli o açıdan. Rakip de 24. sırada. Şu an çok kötü bir performansı var. Galip gelmek için uygun bir maç açıkçası. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yağmur yani. Ama iki maçın ertelenmesi yağmurdan dolayı da... Bizim tesis kalitemizi düşünün. Bizim bence... Şu an bulunduğumuz yerdeki başarıyı düşünün. Hani istifa ediyoruz ya... Gençler istifa. Bakın görün. Tüm... İngiltere'de yağmur yağıyor. Bir, neredeyse bir tek bizim maçımız erteleniyor yani. yani. Bu kadar düşük bütçeli bir takımla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Artık 4 gün sonra Slugdam deplasmandayız. Ligin 24. sırasındaki rakip karşısına çıkacağız. Önemli bir maç. Umarım 3 puan alacağız. Umarım 3 puan alacağız. Şu an playoff potasındayız. Eksik maçımız olmasına rağmen playoff potasında olmamız tabii büyük bir avantaj. Ama tabii şimdi fikstür e, eksik maçlar girdiği için de e, fikstürün o Atletico Madrid oyuncusu Thomas Lemar 146 milyon euro teklif etmiş City ya. O ne abi? O ne? Evet işte mağlubiyetlere baktığınız zaman en çok mağlubiyet alan takım Sluktam. 23 mağlubiyet almış şu ana kadar. Evet tabii onlar da bizim maça çıkış maçı olarak bakabilirler. 2 e, haftadır yine maç oynamıyoruz dinlenmemiz açısından önemli belki ama evet 9. sıraya kadar gerideki eksik maçlar sebebiyle. Evet Wellstone 31 maçta 52 puanda biz 28 maçta 51 puandayız. Ee, eksik maçları kazanırsak dediğim gibi yine e, 3. 4. sıraya kadar yükselme şansımız var. Evet Slugdown'la oynayacağız sonra 3 gün sonra Dorking Wanderers'ı ağırlayacağız 6. sıradaki. Ama yani iptal olmasın şu maçlarda. Evet Slugdown'un sadece 30 maçta 2 galibiyeti var gençler. Yani böyle bir takım karşısında e, puan kaybedersek biz şu şeyi ne yaptık ya? Evet eğitime devam ediyoruz. E, oyun sistemi doldur boşalt diyor. Allah belanı vermesin senin ya. <laughs> doldur boşalt oynamıyoruz ki biz ya. Tiki tak oynuyoruz biz. Tiki takka. Evet, e, Sılıktağ'ın maçına hazırız. E, şu iki maç 6 puan istiyoruz. Çok net. E, şu an playoff potasında gözüküyoruz ama 9 sırada olmamıza rağmen e, eksik maçımız var. Gençler gömmeyin hemen. E, i̇ki maç, şu eksik maçları aldığımız takdirde yine ilk dört, ilk beş içinde yer alacağız. inşallah. Bu Özbekistan menajeri görevinden alınmış. Haydi çocuklar. Biliyorum. Maç yapmıyoruz. Biliyorum sıkıntısı, sıkıntıdasınız ama. Ne diyorsun Seri? Bu maçı almamız lazım. Yani ligin en kolay deplasmanı olması lazım bizim maçımızdan. Ligde sadece iki kez kazanmış bir takım. Tabi onlar da bizim maça çıkış amacıyla bakacaklardır muhtemelen ama buna izin vermemiz lazım. Evet maç değil umarım ertelenmez. Bakalım. Bakalım erteleme olacak mı olmayacak mı merakla bekliyoruz. Yine yağmur var çünkü. İngiltere'de yağmur olmayan gün yok zaten. Lisans verme. Ve yine ertelendi. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bu nedir ya? <laughs> Şaka gibi yani şu an 3 e, maçımız da ertelendi ve e, maç oynayamıyoruz. Yani hakikaten İrlandalılar devreye girmiş durumda maç pratiğimiz az oluyor. Rakipler oynuyor bir yandan. Onlar daha hazır. Ya, i̇nanılır gibi değil. 9. sıradayız her şeye rağmen. Ya yine maç erteledi. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Dorking yani inanılır gibi değil. çok enteresan. Sonra da Maidstone United ile oynayacağız. Dört, bak şimdi e, iki haftadır maç yapmıyoruz ve oynadığımız iki takıma bakın. Evimizde belki ama biri altıncı biri dördüncü. E, maç pratiğimiz azaldı. Bu resmen şike ya. Cinayet bu. Cinayet. Keşke avukatımız olsa da şikayet etsin. Çok sinir bozucu ya. Tam formumuzu bulduk. Ama uzun süredir maç yapmadan Dortmund Wanderers ve e, Madstone United gibi iki güçlü rakip karşısına çıkacağız. Hakikaten enteresan. Ama biz bu oyunu bozarız gençler. Biz bu oyunu bozarız. Rahat olun. Daha da hırslanıyoruz. Bakalım bu maç ertelenecek mi? E, enteresan. Yani hakikaten. Ya çünkü gerçekten çok maç yapmak avantaj. E, maç pratiğiniz artıyor gençler. Öyle düşünmeyin. Yani evet fizik olarak belki şu anda onlardan daha güçlü durumda olacağız ama e, ama maç pratiği kondisyonumuz az. Hiç iyi olmadı bence. Çok sinir bozucu. Haydi bakalım. Bakalım bu sefer ertelenme olacak mı artık? Yuh dedim yani. Ne zaman oynayacağız maçları? Lig bitince bize oynatacaklar herhalde. Evet maç başlıyor. 2 eliyle Dorking favori arkadaşlar ki çok formda bir takım. E, 602 bile satılmış ve hafif yağmurlu bir hava var. E, baktığım zaman bugün e, Toulmasy oynatacağım. E, Ford, Kennedy, Coveney, Bradley, League'in Tuğması, Elliot, Yusef, Galiford, Neşet, Moore ve Smith'i kombini. E, uzun süredir maç yapmıyoruz. Yaklaşık iki buçuk haftadır maçlarımız ertelenme sebebiyle rakibimiz daha hazır. E, o yüzden biraz tedirginim. Ve karşılaşmaya biz başlıyoruz. Haydi çocuklar. Evet. Taç atışı e, Tuğmasi kullandı. Elliot. Savunma arkasına güzel top attı Dinmur. O da güzel bıraktı. Şimdi bir hata. Gol pozisyonu ve gol. Neşet. Biz bu oyunu bozarız gençler. 1-0 Ve maç eksiğimize rağmen 6. sıraya yükseliyoruz. Yalnız Dinmur burada güzel pas attı. Orada savunma da hata yapmış. Neşet. Bu sezon 8. gol. Neşet'in attığı, gol attı. hemen hemen hiçbir maçı kaybetmezimizi hatırlıyorum ben. E bu da avantaj. Şimdi Jordan Elliott ortayı yaptı. Savunma çıkarttı. Galiford. Kovani. Yusuf. Galiford. Kontra ataklara dikkat. Yusuf. Galiford. Neşet. Neşet. Çok iyi top çıkarttı be. At oğlum bunu. Ah be. Ah be. Ah ah ah. Neşe çok güzel pas çıkarttı. Evet maça çok iyi başladık. Jordan Elliot. Hırslanmış futbolcuların bize yapılanlara karşı. Şimdi Neşet. Neşet. Müthiş bir gol Neşet. 2-0 ama. Evet. Oynuyor takım. Hırslanmış bir takım var. Askerden gelmiş. Erkek gibi saldırıyor. Çipın tam müthiş vurdu işte bakın. Direkt dibine. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Evet çocuğumuz bu arada tezahüratlara başladı. Anne baba dedi abi şu an diyebildikleri kelimeler gençler. Evet bir köşe vuruşu daha Elliot. Sanma Kovini. Elliot. Yine iyi geliyoruz sanki. Olur mu bir üç? Çok rahatlatır. Yine Neşet aldı. Neşet. Neşet vurdu. Savunmadan döndü. Kontraya dikkat. Açısın. Tehlike var. Kaleci. Ford. İlk şutları. 27. dakikada ilk isabetli şutları. Çok ciddi bir tehlikede değil. Şu ana kadar bence gerçekten e, iyi bir futbol ortaya koyduk arkadaşlar. Biraz daha daha azimli oynayın diyelim. Şimdi Ford. Bradley Green. E, Tuğma Sih. John Desimit, Harika aldı önüne. Harika gidiyor. Atar mı? Kaleci Nakov. Güzel. Güzel deneme. Kızmıyorum çünkü zor pozisyondu. Evet 40. dakikaya geldik. İyi bir futbol. Hak ettiğimiz bir sonuçla öndeyiz şu an. Ki playoff'taki rakibimiz karşısında öndeyiz. Bu da daha da önemli. Bu maçı önemli kılıyor. Şimdi Kennedy Williams. Galiford. Yusef. Kaptırma oğlum oldu. Tuğmasi. Birazcık Tuğmasi sıçtı sanki. Şimdi Bradley Green. Dikkat. Tuğmasi. Yusef. Yusuf çok iyi top attı. Neşet de harika aldı. Neşet hat-trick mi yapacak? Neşet götürdü. Neşet götürdü kaleci Nako. Aferin. Aferin Neşet. Bugün 9.1 ile şu an man of the match açık ara. Evet müthiş bir iki yarı oynadık. Zorlu rakibimiz karşısında. 12 şut 8 isabet 3 mutlak gol şansı. Rakibin 7 şut 3 isabeti mutlak gol şansı yok. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir iki yarı. Umarım bir sıkıntı yaşamayız yani. Şöyle 65-70'e kadar e, bu iki farklı devam eder. Sonra panik oluyoruz gençler. Şu an yine e, eksik maçımıza rağmen playoff potasına gireceğiz inşallah. Şimdi Neşet alabilir mi? Alamadı. Şimdi savunma arkasına dikkat edin gençler. Evet Neşet aldı. Kennedy. Kennedy'den savunma arkasına John T. Smith gidiyor. Bitirmeye mi gidiyor maçı? Ve evet 3-0 yapıyor John T. Smith. 20. golü. Kral. Evet inanmışız arkadaşlar inanmışız bize yapılan her türlü tezgahı bozmaya inanmış durumdayız ve rakibimizi playoff'taki rakiplerimizden birini ilk 56 dakikada resmen mahvettik müthiş bir futbol oynadık müthiş bir 60 dakika çıkarttık 1 saat çıkarttık umarım buradan sıkıntı olmayacak birazdan oyuncu değişiklikleri yapacağım çünkü önümüzde zorlu maçlar devam edecek. Jordan Ennield, Carnal Chambers yapalım. E, Isiak Galliford, Bramble yapalım. Devam edelim. Evet uzatmalarla birlikte yaklaşık 20-25 dakikalık bir zaman dilimi var. Net gol pozisyonu vermediğimiz karşılaşmada rakibimiz karşısında 3-0 öndeyiz. Dediğim gibi playoffdaki rakibimiz olması e, bu maçın değerini daha da arttırıyor. E, ve şu anda 3 puana çok yakınız. Son 10 dakikada bir sıkıntı olmazsa neşet. Orta bir kafa dördüncü gol. Neşet iki gol bir asist. Dinmur'dan bu sezonun ikinci gol. 4-0. Evet biz bu oyunu bozarız gençler. Biz bu oyunu bozarız. Bize yapılan tüm tezgahları bozacağız. Tam formumuzdayken bize maç oynatmamak için maçlarımızı iptal ettiler. Ama geri geliyoruz. Daha da pişmanlar şu an. Bir orta daha. Bramble. Skor 4-0. Brambul arka tarafa Neşet attı. Hat-trick geliyor Neşet'ten. 5-0. Bu sezon 10. golü. Farkı 5'e çıkarttık. Evet <laughs> müthiş bir futbol. Ee, hakikaten coşmuş durumdayız arkadaşlar. Yağmur gibi yağıyoruz. İşte Bramble'ın ortası. Neşet. Hat-trick ve bu sezon 10. golü. Müthiş. Zaten Neşet'in gol attığı maçlar ee, kesinlikle kesinlikle kazanacağız. Oyuncu puan ortamlarına bakın. Olağanüstü. Ve son 20 saniye. Bradley Green şimdi sol tarafı oynadı. Kennedy. Oo topuk bası evet. taşak modunu açtık. Bir uzun top. Dinmur 6'ya gidiyor. Dinmur vurdu kaleci ama offside. Daha öncesinde offside. Hakem ba bakıyor. Artık bitir zaten. Evet playoff'taki rakiplerimizden Dorking'i ki kendi sahamızdaki uzun süredir maç oynamamıza rağmen. Maç pratimiz eksik olmasına rağmen 5-0'la geçeceğiz arkadaşlar inşallah evet. Müthiş bir oyun. Müthiş bir futbol. 17 şut 12 isabet 4 mutlak gol şansı. Rakibin 12 şut 4 isabeti var ama mutlak gol şansı yok. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir maç. Ford 7-1. Thomas 8-7. Bradley Green 8-4. E, Coveney 8 7, Kennedy Williams 8-9. Elias 8, Bramble 7-1, Man of the Match, Neşet 3 gol 1 asist, 9-8, oh 9-8 ilk defa görüyoruz. John 8 8'lik ve Dean Moore Evet sonuçtan ve oynadığınız poldan çok memnunum diyorum ve devam ediyoruz. Müthiş oynadık gençler. Evet bu sonuçtan sonra eksik 2 maçımıza rağmen 6. sıradayız ve playoff potasındayız ki şöyle bir durum var. E, bu eksik 2 maçımızı alırsak e, 60 puana gelip 2. sıraya çıkma şansımız bile var arkadaşlar. Ama e, liderle Hunt, Waterville ile aramızdaki puan farkı onlarla aynı maçtayız 7. Maç sayımız aynı o liderlik biraz zor ama playoff potası için büyük avantaj sağladık. Müthiş oynadık yalnız. Müthiş. Evet Smith gol primi alacak. Neşet'i de tebrik ediyoruz. Evet bu videoyu burada yavaştan bitirelim. Evet çok fazla maç oynayamadık çünkü çok maçımızı ertelediler ama mühteşem gidiyoruz gerçekten. Biz bu oyunu bozacağız yemin ettik arkadaşlar. Playoff potasındayız eksik maçımıza rağmen ve şöyle bir avantajımız var. Önümüzde oynayacağımız 3 maç kendi sahamızda. Yani şu maçta 3 maçta 9 puan yaparsak arkadaşlar bilin ki e, playoff potasında yer alacağız diyebilirim. Artık sezonun sonuna doğru geliyoruz. Dorking 5-0, Albans City 2-0, Hitchinham Town 2-0 son. 3 maç 9 gol ve 0 gol yedik. E, Ligteki puan durumuza bakalım. 29 maçta 54 puandayız ve rakiplerimizin, e, rakiplerimize göre 2 eksik maçımız olmasına rağmen playoff potasındayız. E, beni istifaya davet edenleri tekrar düşünmeye davet ediyorum arkadaşlar. E, ve bu videoyu burada bitiriyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tam gaz devam edeceğiz. Ee, kanalıma abone olup videoyu like'larsanız da mutlu oluyorum. Hoşçakalın. Futbol Menajer 2020'de kalın.